çıkarak halka hitap ediyor. Ya şimdi Ama çık ve kazan. izleyici izliyor mu ayrı bir konu tabii. Hayır, çık ve kazan. İşte karşına çıksın. Madem o kadar güçlüsünüz, madem kendinizden eminsiniz, değil mi? Ne dersin Meriç Köy Atası? Şimdi madem böyle diğer kanallarda iki cumhurbaşkanı adayı var, benim şu anda söyleyeceklerimi belki YouTube'dan izleyiciler sonra da izleyebilir. Şimdi bir çerçeve çizeceğim. Enteresan, yani ekonomik açıdan bir çerçeve. Ki sanki biraz önce hiç biz sizinle konuşmadık, birbirimize pas atmadık ama biraz önce Süleyman Soylu fotoğrafları ve Sedef'in konuşmasının kaldığı yerden devam edeceğim. Yani bu konuşmadık ama şahane bir pas oldu. Benim anlatacaklarımın bir altyapısını oluşturdunuz. Demek ki bu ekip çalışması, birbirimizi artık iyi tanıyoruz. Şimdi bakın, Türkiye'nin ekonomik yapısı. Şimdi bakıyoruz, Türkiye uyuşturucu baronları ve kaçakçılar için, kara para için bir güvenli liman haline geldi. Bu benim, onun, bunun sübjektif bir iddiası değil. OECD'nin mali eylem gücü raporu Türkiye gri listede. Gri liste ne demek? Kara para ve terörün finansmanını aklayan ülkesin diyor. Şimdi kara para aklayan veya terörün finansmanını yapan bir ülkeye sıcak para da gelmez, doğrudan yatırım da gelmez. Biz Türkiye olarak bilimin, sanatın güvenli limanı iken, Atatürk döneminde Avrupa faşizmden kaçan bilim adamlarının güvenli limanı iken ve şu anda mesela bulunduğumuz coğrafi yapıya bakarak, bir tarafta Avrupa, öbür tarafta Çin kuşak yol üzerinde iki büyük ekonomik bloğun müthiş bir ortasında lojistik merkezi olarak bütün yabancı yatırımların güvenli limanı olacakken kalktık uyuşturucu baronlarının güvenli limanı olduk. Böyle bir ülke dış kaynak bulamaz. Ha, diyeceksin ki dış kaynağa ihtiyacımız mı var? Dibine kadar ihtiyacımız var. Yani o şimdi biraz önce yaptıkları algı, şimdi Sedef'in söylediği şey çok önemli. Varsayalım ki, velev ki Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar kazandı. İnanın oturamaz. Oturamaz çünkü Türkiye'nin yeni bir hikaye anlatması lazım dünya ekonomisine, dünya piyasalarına. Bakın, sizin dış ticaret açığınız her yıl 110 milyar dolar. Cari açığınız 45 milyar dolar. Döviz rezervleriniz, Merkez Bankası döviz rezervleriniz eksi 54 milyar dolar. Ve siz Merkez Bankası kanalıyla bankalara baskı yaparak döviz kurunu böyle tuttunuz. Elde döviz kalmadı. Gittiniz son 1-2 ay içerisinde 102 ton altın satmaya başladınız. Şimdi kaynak bitti. Şimdi size o kaynak, güvendiğiniz Rusya'dan da gelmez, Arap ülkelerinden de gelmez, Batı dünyasından hiç gelmez. Şimdi size iki rakam söyleyeceğim. Girdim şimdi. Merkez Bankası baskısıyla bankaların döviz alım satım arasındaki farkı %5 gibi devasa bir rakama çıktı. Şu anda kaç biliyor musunuz? Tamam, kapandığı zaman piyasalar marj yükseliyor. Şu anda bankaların, girin şeye, bankaların internet sitelerine, bankaların döviz alım satım farkı %20-24. Şu anda bankalar doları 18-19'dan alırım diyor, 24 liradan satarım diyor. 5 lira fark. Of of. Bu ne demek? Bankacılık sistemi diyor ki eğer bir kargaşa olursa ne olacak biliyor musunuz? Şimdi herkesin şöyle bir beklenti oluştu. Kargaşa olur da kalırsa, hani velev ki kalırsa, Türkiye'de kambiyo, sıkı kambiyo kontrolü gelecek, artık deniz bitti. Sıkı kambiyo kontrolü gelmesi beklentisi ne demek? Bugün Türkiye'deki bankalardaki mevduatların %40'ı yabancı para cinsinden mevduat. Ne diyecek ki, ver paramı. Kim nasıl verecek? Var mı öyle bir döviz?
Türkiye'de kur korumalı mevduat geldi 113 milyar dolar karşılığı 2.2 trilyon. Şimdi peki bir dakika, yani ver paramı deyince dese ki tamam sen doların yok veremiyorsun ama bana Türk lirası karşılığını ver dese. Şimdi buna hiç bakın ona da dayanamaz ki. Siz %40'ı yastık altına çekmeye kalktığınız zaman bakın %40'ı da %10'u çekmeye kalktığınız zaman sistem zangır zangır sallanır. Zangır zangır sallanır. Yani bankacılık sistemi diyor ki çok doğru. Bu gitmez. Ve hakikaten de bunu görüyoruz. Hani ben sana bunun %40'ın karşılığını Türk lirası olarak vereyim, %20 farkla vereyim. Olamaz öyle bir şey. Çünkü güven çöküyor, güven. Güven çöktüğü zaman sizin bastığı Merkez Bankası matbaasının banknotu sürati yetmez ona. Ona enflasyon yetmez. Ve bakın tekrar söylüyorum. Bugün Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu 193 milyar dolar. Bir uzun toplam dış borcu 450 küsur milyar dolar. Cari açığımız 40 milyar, 45 milyar dolar. Yani aşağı yukarı bir yıl içerisinde 240 milyar dolar çevirmemiz lazım. Neyle çevireceğiz? Eğer kalırsa o %9,5 tefeci faizi %14-15 olur. Şimdi bu ekonominin hiçbir tarafı yerli de değil, milli de değil. Bak tekrar söylüyorum. Yerli ve milli diyorlar. Yerli ve milli ekonomi olman için senin 450 milyar dolar dış borcunun olmaması lazım. Yerli ve milli ekonomi için senin 110 milyar dolar yıllık dış ticaret açığı vermemen lazım. Yerli ve milli ekonomi diyebilmen için senin tefeci faizle borçlanmaman lazım. Bu ekonomideki dış ticaret verilerine baktığımız zaman Türkiye emperyalizmin ve bakın dünya büyük emperyalizmin iki tarafından birden soyuluyoruz. İki tarafını da emperyalizme teslim etmiş. Nedir iki taraf? İki kutup var ya. Bir tarafta Çin, Rusya. Bakın Türkiye'nin dış ticaret, bakın 110 milyar dolarlık dış ticaret açığının 80 milyar doları Rusya ve Çin'e karşı. Şimdi o zaman hangi emperyalistler sömürüyor bizi? Değil mi? Rusya ve Çin. E peki finansmana baktığın zaman sen şimdi bu cari açığı, dış borcunu, bu ithalatını finanse etmek için ne yapıyorsun? %9,5-10'la Batı emperyalizminden borç alıyorsun. Evet. Esas daha ağır emperyalist sömürüyü de orada. İki taraftan birden kıskaca girmiş. Ondan sonra kalkıp çok acemi bir şekilde, yani Osmanlı'nın son döneminde yok işte İngiliz ve Fransız bankerlerden borç alamadık. İşte emperyalizmin sonradan ortaya çıkan Almanya'ya gidip yanaşalım, oradan borç alırız. İşte yaptın, gördün sonucu. Şimdi aynısını yapıyor. Ama iki tarafa birden gırtlağımıza kadar bağımlı hale gelmişiz. Şimdi bu yapıdan çıkabilmek için Türkiye'nin dünyaya yeni bir hikaye anlatması lazım. O hikayede yeni ekonomik politikalardır. Bu yeni ekonomik politikaların da birinci şartı, ben gri listeden çıkacağım, kara paradan çıkacağım ve uluslararası ekonominin rekabet edebilir bir gücü de olacağım. Ben hem Çin'le hem Avrupa'yla ortada buluşan müthiş bir lojistik olacağım, işbirliği yapacağım. Bunun için de demokratik bir düzen kuracağım. Bunu siz faşist düzenle, hele hele İslamofaşist bir düzenle mümkün değil, yapamazsınız. Evet. Ve tekrar söylüyorum. Hani o velev ki kazanırsa kaybedecek ama bu, bakın bu algı, öyle bir şey yok. Çok büyük bir dip dalga geliyor. İnsanlar her dönem değişir. Bakın bu mütedeyyin insanların davranış biçimi de değişiyor. Gençlerin de değişiyor. Artık genç kadınlar başı örtülü, genç kadınlar bunlar ibadetlerini Allah rızası için yapıyor. Kalkıp cahilce efendim kocandır, döver de sever de yok. AKP'nin yeni nesil genç kadın seçmenleri öyle bir dip dalga olacak ki kendileri bile şaşıracak. Çünkü kendilerini dövmek için, kendilerini medeni hukuk karşısında erkeğe karşı zayıflatmak için ittifak yapmışlar. Böyle bir protokol imzalamış. Bunun farkında değil mi? Bunun farkında, evet, değil mi o seçmen?
Ve anneler gününde kadın seçmenden çok büyük bir tokat gelecek. Bu dip dalga dediğimiz, tsunami dediğimiz dalga, şimdi denizci olarak konuşayım. Tsunami dalgası görülmez. Uzak bir yerde yüksek bir deprem varsa o okyanusun altında gelir, okyanusun üstünde en ufak bir dalga yoktur. Görmezsiniz. Ama aşağıdan dipten o kadar kuvvetle gelir ki 300, 400, 500 mil süratle gelir. Koyun içine, körfezin içine girdiği zaman bir patlar, işte zaten tsunami körfez içinde patlayan dalga demektir. Artık onu kimse baş edemez. Normal dalgaya mendirek koyarsın, tsunamiye hiçbir şey koyamazsın. Tsunamiden kurtuluşun tek yolu var. Ya kaçıp tepelere çıkacaksın ya da daha erken alıp açık denize çıkacaksın. Yani ikisinde de kaçacaksın. Kurtuluşları için tek yol kaçmak kaldı. Benden söylemesi. Evet. Yani demek oluyor ki ya hikayesi olan, yeni bir hikayesi olan birilerine oy vereceğiz ya da masal anlatana. He? Yani masallara kanılmayacağını zaten artık 21 yıldan sonra hangi masal? 20 yıldır masal anlatıyorlar kadar, bize ya. IMF'ye 5 milyar dolar borç istediler, verin dedim diyor hala. Ha bir de ben makroekonomik verilerden bahsettim. Artık bahsetmediğimiz her seçim, ben her programda söylediğim bu enflasyon, yani açıklanan TÜİK enflasyonu değil. İnsanlar yaşadıkları enflasyonu biliyor. İstediği kadar masal anlat. Çarşıya, pazara gidiyor bir insanlar. Evet. Yani, çarşıya, pazara gidiyor. Ve Türkiye'de bakın son 1,5 yıldır üst gelir grubu bile gelir kaybetti. Nüfusun %90'ı gelir kaybetti. %65-70'i hatta 80'e yakını yoksulluk sınırının altına düştü. Evet, evet, evet. Bu da esas ekonomik veri. Ülke batmış, burnundan kıl aldırmıyor. Ona geleceğiz de ondan önce. Pardon, Kılıçdaroğlu bir tweet atmış. Ne diyor? Bir söz daha vereyim mi? Biz bu ülkeyi yönetirken...